Herkese merhabalar arkadaşlar. Size bulunduğumuz bölgeyi kısaca yorumlamak istiyorum. Şimdi burada bir yataylık söz konusu. O yüzden ben range konseptinden faydalanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben range'imi bu şekilde aldım. Burayı fitil olarak da alabilir miydik? Tabii ki alabilirdik. Hatta EQ bölgesi de fena çalışmamış gibi gözüküyor. Bu şekilde de kullanılabilir. Ancak buraya aldığım zaman Rençay bölgesinin de nizami bir şekilde çalıştığını görüyorum. Ve bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve yine burada da yine EQ bölgesi olarak da e, alttayken direnç ve üzerine çıktıktan sonra destek olarak defalarca çalıştığını gözlemliyorum. Dolayısıyla rencimi bu şekilde aldıktan sonra fiyatı yorumlamaya başlayacağım. Burada e, bir dip yapıyoruz ve şuraya kadar bir yükseliş gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradan aldığı güçle fiyat buraya kadar gidebiliyor. Ve buradan sert bir satış yiyor. Şimdi e, fiyat bir önceki dibine bu kadar yakınlaştıktan sonra e, artık fiyatın çok güçlü olmadığını anlıyoruz. Yani fiyat burada EQ bölgesinden veya e, buradan hafif bir düzeltme yükselseydi bu şekilde bir düşünceye girmeyecektim. Ancak fiyat bu kadar sert satış yiyip bir önceki dibinin yanına kadar geliyorsa bu fiyat çok güçlü bir e, fiyat değildir. Dolayısıyla buradan aldığı güç buradakinden az olacağı için daha yüksek bir tepe yapamaması muhtemeldir. Ve bunu da gördükten sonra aslında yapının ne yapmaya çalıştığını az çok anlamaya başlıyoruz. Peki kısaca sizlere bahsedeyim. Şimdi fiyat burada yükseldikten sonra range aydan bir red diyor ve kendi içine bir likidite temizliği yapıyor. Buranın likiditesini temizlediği halde ve buraya kadar indiği halde buranın likiditesini temizlemeden tekrar yukarıya gitmeye çalışıyor. Ve bu tepeyi aşamıyor arkadaşlar. Burada aslında yeni likiditeler bıraktığını düşünseniz de daha alt zaman dilimlerine indiğiniz zaman mesela buranın likiditesi temizleniyor ve buradaki kendi içinde de bir likidite temizliği var. Aynı şekilde burada kendi içinde bir likidite temizliği var. Ve aynı şekilde burada da kendi içinde bir likidite temizliği var. Peki bu tepelerde likidite yok mu? Elbette var. Ancak fiyatı bu tepelerin likiditesini alacak güce e, nasıl getireceğiz? Böyle bir güç var mı? Şimdi bunu yorumlayalım. Fiyat buradan tekrar reddedikten sonra yine bir önceki dibin yanına kadar geliyor ancak bunun likiditesini dahi almıyor. Tekrar yukarıyı deniyor. Fiyat artık daha da güçsüzleştiği için bir önceki tepeyi de aşamıyor. Ya buradan tekrar sert satışıyor. Ee, ve burada bir dibimiz daha var ve bu dipte yine kendisinden önceki 3 dibin hemen üzerinde. Yani artık buralarda çok fazla likidite birikiyor arkadaşlar. Bunu likidite konsepti olarak da düşünebilirsiniz. Ancak fiyatın Artık fiyatı daha yukarıya götürebilecek gücünün kalmadığını da düşünebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi burada kendi içinde de olsa bir likidite temizliği yapan high bölgelerimiz var. Ancak hiçbir şekilde likidite temizliği yapmadan yukarı gitmeye çalışan bir low bölgemiz var. Burada fiyat ne ifade etmeye çalışır? Ben size kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Eğer fiyat burada longçuların likiditesini biriktiriyorsa muhtemelen bu longçuların likiditesini temizleyip yukarı gidecektir burada ben bu şekilde yorumlayabilirim. Peki şu an fiyat neden burada takılı kaldı? Burada sert satış edildikten sonra bir breaker block bölgemiz oluştu ve bu seviyeden ısrarla red diyor. Peki ben ne bekliyorum? En azından yani minimum şu range low bölgesinin likiditesinin alınmasını bekliyorum. Çünkü ilk dibimiz orada ve buranın da likiditesi temizlendikten sonra fiyat yukarı yönlenirse ben bu yükselişe ikna olabilirim. Ancak direkt bu şekilde mi olur? Bu şekilde olmak zorunda değil. Burada bir deviation görüntüsü oluşturur ve range, high, range low bölgesine hacimli bir giriş yapar ve testinde işleme girer. Yukarı yönlü tekrar bir işlem planlarım. Peki %100 bu şekilde mi olmak zorunda? Bence çok yüksek bir ihtimal bu şekilde olması. Yani ben buraların temizlenmeden... Fiyatın şu tepeyi dahi aşabileceğini düşünmüyorum. E, ama tabii ki bu %100 diyebileceğimiz bir konu değil. Tabii ki de aşabilir. Aşarsa yukarıdan bir yerden fiyatın düşmek istediğini düşünerek short yönlü işlem planlarım. Ancak dediğim gibi çok yüksek bir ihtimalle fiyatın önce bu bölgeyi almasını bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki bu bölgede e, herhangi bir işlemim yok. Artık buralarda da defalarca test edildi. İlk breaker bloğa testinde belki short işlem alabilirdim. E, ancak buraların bile likiditesi yukarı yönü temizlendi diyebiliriz. Aşağı yön hiçbir likidite temizliği yapmadan fiyat gitmeye çalışıyor. Ben bunun mümkün olduğunu zannetmiyorum. Planlarımı da ona göre kuruyorum arkadaşlar. Şu an herhangi bir işlemim bulunmamakta.